Edip Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, siz? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Edip Bey'i tanıyarak başlayacağım. Edip Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ben Edip Belten, 2002 yıllarında dayımın sayesinde Kuşadası'na geldim. Bu arada onu çok teşekkür ederim. Vesile oldu sizin buraya gelmenize. Evet, vesile oldu benim buraya gelmeme. 2002 yıllarında Kara Kardeşler Mobilya'da ilk mobilya tecrübeme orada başladım. Yaklaşık 22 yıldır gene mobilya sektöründeyim. Hani çekirdekten yetiştiniz aslında, evet, siz. Evet, evet, çekirdekten yetiştim. Tabii o zamanlar içerisinde mobilya sektörü biraz daha düşüktü. Evet. Bugünlerde bugüne kadar bayağı hızla mesafe kat ettiniz buralara kadar. Hızla mesafe kat ettim. Buradan evet. Dayıya selamlarımızı gönderin. Destekleri, emekleri büyüktür. Özellikle zaten dayıma çok teşekkür ederim. Evet. Abdullah Talay bu arada. Abdullah Talay Bey, evet. Ne kadar güzel sizleri çok bir vesile ederim. Olmuş, kazandırmış, evet. Bölgede. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Evet. 22 senedir gene bu mobilya sektöründeyim. Evet, yaklaşık 22 sene geçmiş. Biraz Evin Spot'u tanıyalım. Ürün yelpazeniz çok geniş. Neler yapıyoruz? Buyurun. Evin Spot olarak biz ikinci el, imalat, yeni olarak her türlü hizmeti vermekteyiz. Evet. Verdiğimiz ürünlerin her zaman arkasında duruyoruz. Evet. Belirli bir müşteri kitlemiz var bizim. Evet. O süre içinde de ben buraya ilk açtığım, bu sektöre ilk Evin Spot'u ilk açtığım zamanlarda bayağı sıkıntılar yaşadım. Evet. Bu müşteri güvenme konusunda, bize destek olma konusunda sıkıntılar yaşadım. Ama Allah çok şükür şu anda bayağı bunları kırdınız. Bunları kırdık ve ticari olarak acemiliği üstümüzden attık. Evet. Bu süre içinde de çok çok güzel müşteri kitlerimiz var. Sattığımız ürünlerin her zaman arkasında duruyoruz. Dürüstlük değil mi aslında? Ya aslında, temelini dersek, evet, dürüstlük yani. Spotçulukta temeli olan dürüstlük yani. Sadece sattığın ürünlerin müşterileri sadece para aldık değil de onun arkasında durmak, sizler gibi. Tabii. Bunları başarmak da çok önemli. İşte 20 yıldır sektörde olduğunuz için, evet, evet, bir dürüst bir şekilde ticari hayatınıza sürdürdüğünüz için başarı, evet, kaçınılmaz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki buradaki personel sayısını öğrenebilir miyiz? Biz 6 kişi çalışıyoruz burada. Ben genellikle müşterilerle ilgileniyorum. Evlerine gidip ölçüleri falan, imalat olduğu için bizde, evet, de 2 tane servis elemanlarımız var. Evet. Bir tane yemekçimiz var bizim. Tabii elemanlar, bir aile yeri aslında. Aile yeri aslında zaten, evet, bizi o konuda yardımcı olan kendi eşim oluyor zaten. O yengeye de, evet, bir parantez açalım. Yengemize de selam gönderelim. Ona da çok teşekkür ederim. O bana bu zaman içerisinde çok değil destek, hayat oldu. Hayat arkadaşınıza. Evet, evet. Ya, o çok önemli yani. O. Evet, yengemize selamlarımızı, saygılarımızı Bahar gönderelim. Bahar, eşime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, bana destek olduğu için ona da çok teşekkür ederim. Evet, ne güzel, burada sırt omuzu verip mücadele ediyorsunuz. Evet, evet. Ama siz de yani şunu söyleyeceğim, röportajın başında dayınız buraya getirdi, 15 sene geçti, 15 yaşındayken düzeltiyorum. Hala yani nereden geldiğinizi unutmamışsınız, bu çok önemli bir şey. Hayır, hayır, kesinlikle. Hani bu bir yere gelmişsiniz, evet, ama geldiğiniz noktayı unutmamışsınız, bu yok, önemli yok. Bir konu. Hayır, hayır, yani insan her zaman geldiği yeri unutmamalı. Bence şöyle, böyle de bir şey var. Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir. Yani iş nerede geçimini sağlayabiliyorsan doğduğun yer orası olur, orası olur diye düşünüyorum. Bu arada gerçekten dayıma çok teşekkür ederim. O vesile olmasaydı, evet, evet, ne böyle kadar bir şey tekrar sebep olmazdı. Sunalım. Sizinle tanışmamız olmazdı. Evet, olay buralara kadar geldi. Evet, diyelim bu, evet, seri ben bu macera. Ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Peki yelpaze geniş dedik ama hani bu bölge ağırlıklı mı, çeşitli yerler tabii var mı? Ege bölgesinin her türlü, Ege bölgenin bütün yerlerine ulaştırmayı sağlayabiliyoruz. O konuda sıkıntı yok. Aynı zamanda da evden eve taşımada bu tür hizmetleri veriyorsunuz. Hizmetleri de var bizde, evet. Nakliye, taşıma, özellikle üstüne basarak söylüyorum. Bizde imalat genellikle daha çoktur yani. İmalat. Evet. Mutfak. Üretim var yani. Tabii. Mutfak, inşaat sektöründe de giriyoruz. Tadilat, tamirat, onlarda da
giriyoruz. Yok yok aslında. Var var. Hepsi, evet, ya hepsi her, var. Ne hepsi kadar var. Güzel ama yani aslında tabii. Yeni evlenen bir çifti baz alırsak bu konuda. Evet. Buraya geldiği zaman A'dan Z'ye ne varsa burada halledebiliyor. Tabii tabii. Her konuda yardımcı oluyoruz. Yani A'dan dediğiniz gibi A'dan Z'ye biz her türlü yani tek ihtiyaçları olan ne varsa biz her türlü yardımcı oluyoruz. Ev konusunda ihtiyaçları ne varsa biz yardımcı oluyoruz. Peki hayal ettiğiniz yerde misiniz? Mesela 15 yaşındayken buraları hayal ediyor muydunuz? Yok, hayır, etmiyordum. Ben kesinlikle buralara geleceğimi düşünmüyordum. Ama mücadeleyle, tabii mücadele ederek buralara kadar gelebildik. Tabii hedefimiz daha yükseklerde, daha iyi hizmet verebilmek için. Hedefimiz her zaman daha yükseklerde. Biz daha güzel bir yer, daha güzel bir mağaza açmayı düşünüyoruz. Öyle bir çalışmalarımız da var şu anda. Tabii hep zamanla ama. Tabii zamanla. Hiçbir zamanla. Şey ani olmuyor, birden olmuyor. Mutlaka. Mücadele ederek bir yere varabiliriz ancak. Evet, yani mücadele etmeden olmaz. Tabii hedef de hayal de hiç bitmeyecek Edip Bey. Evet, evet. Biterse biz de biteriz zaten. Tabii, tabii. Değil mutlaka. Mi? Yani evet, bitmemesi evet. Lazım. Belki için şubeleşmiş olarak görebiliriz sizleri. Neden olmasın? Tabii inşallah. Yani bence siz bu enerjiyle bunu başarırsınız diye i̇nşallah, düşünüyorum gerçekten. Sağ olun. Biz bu hedefleriniz önünde başarılar dileyelim. Artık çok son sözlerinizi alalım. Bu zamana kadar sizlerle alışveriş yapmış olan bütün herkese, İzmir'e ya tüm Türkiye aslında neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin, buyurun. Özellikle sizin için böyle bir hizmet verdiğiniz için özellikle sizin için çok size çok çok teşekkür büyük ederim. Büyük keyifte sizleri ziyaret etmek. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Herkesi davet edelim buraya, çay kahve içmeye ne en azından. Zaman olur olur. Bir ne ürün zaman ihtiyacı istedim. Oldukları zaman burada tabii, ulaşım tabii. Sağlanabilir. Sadece alışveriş için değil, tabii ki gelip misafirliğimiz olabilirler. Çay kahve için uğrayabilirler. Çok teşekkür ederim evet. Sizlere de. Burada da sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşım sağlayabilirler ürünleri görmek isteyen izleyicilerimiz. evinspot.com evet. Ve GSM normal sabit numaralardan da ürünlerimize ulaşım tabii, tabii. Sağlayabilirler evet, diyerek. Evet. Bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ederim. Bana vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir keyifti gerçekten. Başarılarınız ederim. Daim olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.